Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Endeks için kısa bir değerlendirmede bulunalım. Gün içerisindeki biliyorsunuz yukarı yönlü hareketlerinin yukarı aşağı hareketleri sonrasında bizim daha önce belirtmiş olduğumuz trend direncinde kapattı diyelim. Yani pardon düzeltiyorum. Bu oluşan bir formasyonun sarı direnç hattında kapatmış bulunuyor. Daha öncesinde şuraya bakmak gerekirse eğer bu bölgede Mart ayının başından beri 1520 ile 1553-54 aralarında gidip gelen bir endeks hikayemiz var. Yaklaşık 10 günden beri burada bir sürüncemedeydi. Endeks kararsızlık oluşturuyordu. Aşağı kıracak, yukarı gidecek. En sonunda kararlı bir şekilde bu bölgeyi kırdı. Daha sonrasında kapanış sonrasında üst direnci test ettikten sonra boyun hattı diyebileceğimiz bu bölgeyi test edişinden sonra onay için 1553'e geri geldik ve daha sonrasında yine tekrar yukarı yönlü güzel bir kapanışla 1564 seviyesinden günü kapatmış olduk. Bu endeks için oldukça güzel ve pozitif bir kapanış oldu açıkçası. Ortalamalar bazında baktığımızda MA5, 10, 21 dizilimleri gayet güzel bir şekilde bir trend oluşumu içerisine girmiş durumda. Bir bozulma söz konusu değil. Ayrıyetten güçlü destek noktası olarak tabir edebileceğimiz MA21 seviyesinin de 1553 bu bölgedeki daha önceki direnç bölgesine destek olarak yerleştiğini görüyoruz. Geri çekilmelerde 1561, 1558, 1553 noktaları yakın destek seviyeleri olarak takip edilebilir endekste. Hemen Hull sistemle de bir bakalım endeksin durumuna. Bunda da gayet güzel arkadaşlar. Hull 14'ün üzerinde net bir kapanış. Hull 50'nin yüzü yukarı keserek normal sıralamaya geçmesi. Yukarıdan aşağı 14-50-100 dizilimi. Bu noktadan sonra artık destek noktalarımızı 1562, 1557, 1555 olarak güncelleyebiliriz Hull sisteme göre. Alt bölümde ise şu şekilde bakmamız gerekebilir. Özellikle Wave Trend'de bakıyorum. Aşırı alım bölgesine girmeye çalışmış ama girememişiz. RSI de kendi ortalamasının üzerinde 66 seviyelerine girmiş. Bu bölgelerde eğer aşırı alım bölgelerine girerse, yukarıda 70 seviyesini RSI geçebilirse, aynı şekilde Wave Trend'de 60 seviyelerin üzerine atabilirse kendisini, 53 seviyelerin üzerine atabilirse, gayet güzel hareketler izleyebiliriz endeks olarak. Şimdi hemen bu noktada yine destek amaçlı şöyle bakmamız gereken, şunu bir kapatayım. Evet, ortalamalara hemen kısaca bir değerlendirme yapalım. Haftalık R1 seviyesi olan 1566'yı hemen yakın bir seviyede kapatmış durumdayız. Bu hafta eğer haftalık R1 seviyesi 1566'nın üzerinde kapanış gerçekleştirebilirsek 1591 seviyesini önümüzdeki günlerde görmek için mücadele eden bir endeksle karşı karşıya kalırız. Geri çekilmelerde haftalık pivot değerimiz 1529 olarak karşımıza çıkacaktır. Bu noktada hemen günlük pivot değerlerini takip ederek yakın pivot destek direnç noktalarını da takip edebilirsiniz. Ekranın sağ kısmında günlük pivot değerlerini açtığınız zaman net bir şekilde gözüküyor. 1545 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece şu an için gayet güzel yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye çalışacak. 1574'ü hedefleyen bir şu an için kısa bölümde bir endeks çalışmamız var. Evet arkadaşlar, hemen bu bölgeyi kapattıktan sonra bir hisse incelemesinde de bulunalım. Kısaca klasik olarak hemen bizim ana hisselerimizden Aselsan'a bakalım saatlik periyotta. Aselsan hissesinde şöyle bir bölgesel çalışma yapmaya çalışan, yani bir trend kanalı içerisinde destek bulup buradan yukarı aşağı hareketlerini yönlendirmeye çalışan bir hisse konumunda. Şu bölge şöyle bakayım. Evet. Çok incelemeden kabaca bakıyorum. Böyle bir trend desteği içerisinde bir filama oluşumu görüntüsü yapıyor sanki Aselsan. Günlük pivot değerinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi hisse için pozitif olarak söyleyebileceğimiz bir durum. Hemen
Şöyle kapatalım. Ortalamalara baktığımızda ortalamalar birbirinin içerisine girmiş durumda. Bir kaosun olduğunu bize gösteriyor. Burada oluşan filama eğer çalışırsa şöyle dip noktalarına baktığımızda 17'den 17.30'lara gelen bir 30 kademelik bir filama oluşumu söz konusu. Eğer bu noktadan kalkış yaparsa yukarıdaki trend bölgesindeki 17.43 MA233 seviyesini ve bu bölgede sarı ve yetişilin kesiştiği bölge oluyor arkadaşlar. Burada güçlü bir dirençle karşılaşabilir. Çünkü bir dük olma ihtimali söz konusu olacaktır. Aynı zamanda buradaki yeşil oluşturduğu trendin üst direnç noktasına tekabül ediyor. Yarın bana göre Aselsan hissesi için önemli bir gün olacak. Yukarı doğru bir atak yapmasının zamanı geldiğini düşünüyorum. Aynı şekilde bunu osilatörlerin de desteklediği kanısındayım. Wave Trend bir yeşil ışık yakmış bize. Aynı şekilde RSI de 50'nin üzerinde 52 seviyesinde yatayda duruyor şu an. Bu noktalarda artık hacimlerin de güçlenerek hisseyi desteklemesi halinde yukarı yönlü bir atak yapma ihtimalini değerlendirmekte fayda var. Şöyle de baktığımızda gene Hull sistemde de Hull 50'nin yüzü kesmek üzere olduğunu görüyoruz. Bir temas söz konusu. Aynı şekilde Hull 14'ün üzerinde güzel bir kapanış gelmiş. Umarım Aselsan hissesi için de beklentileri karşılayacak yukarı yönlü bir tepkisel hareket başlayabilecektir bu şekilde. Hemen Aselsan'dan sonra başka hangi hisseye bakalım? Ereğli hissesi bugün biraz dikkat çekiciydi arkadaşlar. Yukarıda böyle bir kaos yaşadı gibi geldi bana. Burada bir negatif etkileşim olabilir. Bu konuda dikkat etmekte fayda var. Saatlik periyotlarda Hull 14'ün altına sarkan kapanışlar gerçekleştirdi. Hull 100'ü bir test etti şu bölgede. Hull 100'den bir destek bulup bulamayacağını, o bölgede eğer satış yeseydi muhtemelen aşağı yönlü bir hafiften bir şelale olma durumu yaşardı bence. Allah'tan buraya hızlıca değip kendini yukarı çekti. Endeksin de pozitif yukarı tepki verdiği bir zamanda. Kapanışı ise tam 16.80 seviyesinde yaptı. Hull 14'e eşdeğer bir noktada. Bu noktadan sonra artık Ereğli hissesinde oldukça güzel zirveleri aldıktan sonra bu bölgede bir ikili tepe çalışması yapıp düzeltme eğilimine girme ihtimaline karşı tedbirli olmakta fayda var. Yani Hull 14'ün 50'yi aşağı yönlü kesmesi halinde bir ihlal söz konusu olacaktır. 100'ü aşağı keserse bir sat sinyali üretecektir. Bu konuya özellikle dikkat etmek lazım. Hull 100'ün altındaki saatlik kapanışlarda Ereğli Demir Çeyrek hissesinde düzeltmelerle karşı karşıya kalınabilir. Zira kendisi oldukça uzunca bir zamandır yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye çalışıyor. Tabii bu noktada günlük direnç noktaları, destek noktalarında R1 desteğini de burada destek bularak yukarı yönlü bir ivmelenme kazanmış. Bu noktalara dikkat etmek lazım. Haftalık pivot değeri olan değerlerini de şöyle inceleyecek olursak baktığımızda haftalık R2 direncine takılıp bir geri dönmüş, tekrar dirençte kapatmış görüntüsü var. 16.81'in üzerinde kalıcı olabilmesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Geri çekilmelerde 16.59 yakın destek olarak karşısına çıkacaktır. Hemen ortalamalarda da Ereğli hissesine kısaca bir değerlendirme yapacak olursak MA21 seviyesi burada da gördüğünüz gibi, bir saniye hemen şunu da kapatayım, çok karışık oldu. Evet, bu noktada 16.50 seviyelerinde bulunan MA21 saatlik dilimindeki MA21'in de hisseyi aşağıda trendde tutmaya çalıştığını görüyoruz. Görüntü itibariyle şu an için gayet güzel gözükse de hani wave trendin aşağı yönlü bir sat sinyali oluşturduğunu, RSI'nin de aşırı satım bölgesinden aşağı bir sarkıp tekrar içeriye girmeye çalıştığını görüyoruz. Bu bölgede oluşabilecek uyumsuzluklar tabii dikkate alınmalı ama özellikle wave trendin aşırı alım bölgesinin altına sarkması halinde düzeltme kaçınılmaz gibi olabilir. Tekrar bu konuda yatırımcılarına Ereğli konusunda uyarmak isterim. Tabii çok güçlü. Endeksin en beğendiğimiz hisselerinden Ereğli hissesi. Yukarı yönlü hareketlerin devamını canı gönülden isteriz.
Biz sadece yatırımcıyı koruma amaçlı, hani nereden aşağı ne olursa sıkıntı olabilir diyerek paylaşıyorum. Böyle güçlü hisselere videolarda yorum yapınca genelde tepki alıyoruz. O yüzden bizim amacımız sadece uyarmak, yatırımcıyı koruma amaçlı arkadaşlar. Neyin ne olduğunu anlatabilme amaçlı. Bu noktada artık yukarıdaki bir önceki zirvesi diyeyim. Şu bölgede üzerinde kapanış, saatlik kapanışı yaptığı takdirde, yani 16.95 üzerindeki kapanışlarda Ereğli hissesi yoluna devam etmeye çalışacaktır. EMA 5, 10 ve 21 desteklerini yakından takip edenler bence pişman olmaz. Evet, bir başka hisseyi değerlendirmek için listemize geçelim. Neye baktık? Ereğli'ye baktık. Bugün Petkim'de böyle bir sallantıda gibi geldi bana. Ona da kısaca bir bakmak istiyorum. Evet, Ereğli'de gördüğünüz gibi aşırı alım satım bölgelerinde sürekli giriş çıkışlar söz konusu olmuş. Wavetrend'de ve net bir aşağı kırılım da gelmiş. İşte Ereğli'ye bu konuda dikkat etmek lazım. Hemen şöyle ekranın büyüttüğümüzde. Arkadaşlar, farkındaysanız bakın, mumlar bir trend yapıyor. Daha sonra bu trend zirve sonrası bir yataya geçiş söz konusu. Ve bu yatayda da şu an için EMA 21 desteğine sığınmış durumda. EMA 21 desteğinin kırılması halinde aşağı yönlü, aşağıda 6.05 desteği olan EMA 55'e kadar geri çekilme gerçekleşebileceğini Petkim hissesi için söyleyebiliriz. Güzel bir trend yakalamış ve aşağıdan gördüğünüz gibi bakın şu kaos bölgesinden çok güzel çıktı bir hareketle. Yani baktığımızda 5.15, 5.17 seviyelerinden hissenin geldiği nokta arkadaşlar 6.30 seviyeleri. Yani buralara kadar gelmiş bir hissenin bu noktada artık biraz yatayda dinlenme isteği veya düzeltme isteği olması kadar doğal bir şey olamaz. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için zirvesi olan 6.34-6.35 seviyelerin üzerinde saatlik kapanışlar yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle EMA 5-20 kesişimleri olursa aşağı yönlü negatif baskı artar. Bu bölgede zaten son saatte oluşan hacimlerin de yetersiz ve saatlik ortalama hacimlerin altında kaldığını net bir şekilde görüyoruz. Aynı şekilde RSI'nin sat konumunda olduğunu, wave trend'in sat konumunda olduğunu zaten belirtmiştik. Hemen EMA ortalamalarımızı kapatıp Hull sistemle de bir değerlendirme yapacak olduğumuzda bizim Hull sistem zaten net bir şekilde şu bölgede bir sat sinyali üretmiş. 6.20'lerde arkadaşlar Hull 100'ün altında kalan bir çalışma söz konusu olmuş saatlik periyotta. Bu bölgeye dikkat etmek lazım. Aşağı yönlü bir sat sinyali sonrasında bakalım düzeltme şeklinde nerelerde destek bulabilir Petkim hissesi. Ben de merakla bekliyorum. Haftalık pivot noktası biraz uzakta kaldı Petkim'in. Şu anki fiyat 6.23'te 5.81 gibi bir civarda kaldı. Buralara kadar gelip bir onay çalışması yapar mı? Yoksa yatayda kalıp önümüzdeki haftaya haftalık pivotun kendisine yaklaşmasını mı beklemeye çalışır spek diyelim. Bunu zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Biz yine ortalamalar sonrasında pivot değerlerinden günlük pivot değerlerine de bakarak yakın destek direnç noktalarını takip edebiliriz. Ekranın sağ kısmında net bir şekilde arkadaşlar destek direnç noktaları olarak bu bölgeler gözükmekte. Gün içerisinde 6.23 pivot değeri olan 6.23 seviyesinde kapattığını görüyoruz. Gün içi 6.33'ü test etse de üstünde kapanış gerçekleştirememiş ve bir düzeltmeyle günlük pivot üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi şu an için. Geri çekilmelerde 6.15, 6.05, 5.97, 5.87 destek noktaları. Yukarıda ise 6.33, 6.41, 6.51, 6.59 direnç seviyeleri olarak Petkim hissesinin karşısına çıkacağını söyleyebiliriz. Evet, Petkim hissesinden sonra bugün güzel hareketlerini izlediğimiz Tekfen hissesi vardı. Daha önce bunu da ben grafiksel olarak paylaşmıştım kırılımını. Aynı şekilde gayet güzel bir şekilde günlük R4 seviyesi olan 17.50'leri test ederek bu bölgeden kalkışıyla birlikte yani 17 civarından 17.50'ye kadar güzel bir hareketlenme yapmış oldu 2 gün içerisinde. Burada bu noktadan sonra RSI'nin 70 civarına gelip aşırı alım bölgesine girdiğini, wave trendinde aynı şekilde aşırı alım bölgesinde olduğunu
görebiliyoruz. Geri çekilmelerde ekranın sağındaki destek noktaları fiyatın altında bulunan rakamlar destek olarak çalışabilir. Aynı şekilde hemen şu bölgede EMA ortalamalarını açarak yine yakın destek direnç noktalarını tespit edebilirsiniz. Baktığımızda net bir filama görüntüsü söz konusuydu zaten. Bu filamanın onayına dönecek mi yoksa devam mı edecek diye bugün beklentimiz vardı. Aslında bir onay çalışması mı yapardı diye bakmıştım ama ben onay çalışması yapmadan yoluna devam etmeyi tercih etti. Tabii şu an için osilatörler de biraz ısınmış oldu. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Yakın trend desteği veya takip seviyesi olarak bir ortalama seçerek EMA 10, EMA 5 artık size göre hangisi en uygunsa EMA 21. Bu noktaları takip ederek trend takibinde bulunabilirsiniz. Şu an için baktığımızda genel manada bütün ortalamaların birbirine yakın seviyelere toplanarak bir kaosun içinden çıkıp ortalamaların matematiksel sıralamaya geçme eğilimi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Eğer geriye dönük onay alma isteği olmazsa, geriye dönük onay alma eğilimine girerse muhtemelen EMA 21 seviyesine kadar geri çekilmeler yaşayabilir. Onun da 17-25 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktalara dikkat etmekte fayda var Tekfen hissesi için. Evet, yine bir başka hissemiz Turkcell. Turkcell'de bugün aslında bir onay çalışması yapıyor derken bir anda son saatlik dilimde hızlı bir atakla günü 16.70 civarında kapattı. Bakayım, evet, tam 16.70'te kapatmış. Karanlık odada da almışlar. Normal seansı 65 seviyesinde kapatmıştı. Karanlık odada da 5 kademe yukarı çekerek güzel bir atakla Turkcell hissesini toparlamışlar. Bu noktada arkadaşlar EMA ortalamaların dizilimine dikkat edin. Bu kaos bölgesinden güçlü bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Oluşturduğu ikili tepe görüntüsünü kırarak üstünde kapanış gerçekleştirmesi hisseyi daha güçlü bir hale getirecektir. Bu noktada hisseyi yakın destek direnç noktaları olarak EMA ortalamalarıyla takip edebilirsiniz. 16.45 seviyesinde olan EMA 21'in üzerinde kaldığı sürece yukarıya ivmelenmesini devam ettirmeye çalışacak bir Turkcell hissesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu bölgede aynı şekilde oluşturulan bir sat sinyali sonrası gelen hızlı büyük mumla tam da destekten bir dönüş yapmış. Şuradaki ekranı büyüterek size göstermek istiyorum. Şurada arkadaşlar sat mumu tam aşağıdaki destek onay çizgisine gelip iğneyi atmış. Ve ondan sonraki bölgede yatay seviyede yukarı yönlü uzun bir mum çıkartarak bir nevi buradaki yatırımcıyı bir güzel silkelemiş arkadaşlar. Elinde olanlara hayırlı olsun demekten başka bir şey gelmez bu noktada. RSI'nin ve Wave Trend'in yukarı yönlü pozitif olarak sinyal ürettiğini söyleyebiliriz. Hemen bu bölgede bunun da pivot değerlerine kısaca bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar. Baktığımız zaman günlük pivot değeri R1 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. 16.65 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 16.81 R2 seviyesine gitme çabası içerisinde olacaktır. Ayrıca yarınki pivot değerleri değişeceğini hatırlatarak bunu sizin de yarın kontrol etmeniz gerektiğini hatırlatmaya sanırım gerek yoktu diye düşünüyorum. Evet, yine bir Türk Hava Yolları ile de videomuzu kapatalım. Türk Hava Yolları arkadaşlar yatayda osilatörlerini gayet güzel bir şekilde soğutmaya çalışan bir yapıya büründü. Bu bölgede oluşturduğu yatay alanda net bir şekilde 14.50 ile 15.10 diyelim 15.15 arasında, yani bu bölgede bir 60 kademelik alanda kendisini sıkıştırarak osilatörleri soğutmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. RSI'nin 50 üzerinde tutunmaya çalıştığı bir görüntü söz konusu. Bunun yanında pivot değerlerinde sıkışmayla birlikte bir yöne doğru kırılım arayışı içerisine girebileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada haftalık pivot değerlerini de önemsiyorum. Özellikle 14.51 üzerinde kalıcı olması hisse için önemli. Daha kısa periyotta baktığımızda bu bölgede yakın destek olarak 14.83, üst bölgede ise 15.11 direnç aralığı içerisinde böyle bir yatayda 2 gündür hareketlerini izliyoruz. Bu hareketlerin bölgesel olarak kırılımı halinde özellikle
15 seviyesinin üzerindeki saatlik, 15.05 üzerinde saatlik kapanışlarda yukarı yönlü daha güçlü şekilde ivmelenme kazanıp 15.44 seviyesinde günü veya haftayı kapatma niyetinde olabilir. Geri çekilmelerde ise tekrar bahsettiğimiz gibi 14.51 üzerinde haftayı kapatması gerekmekte. Evet arkadaşlar, bu akşamki yorumlarımız hisseler için şimdilik bu kadar. Hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Önümüzdeki günler için de bol kazançlı, bereketli günler dilerim. Hoşça kalın.